Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. Efendim, beklenti raporuna hoş geldiniz. Araştırma müdürümüz Cenk Akyoldaş'la birlikteyiz. Piyasalardaki gelişmeleri değerlendiriyor olacağız kendisiyle. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum sevgili Cenk Akyoldaş. Şimdi bugün nasıl bir güne uyandık sence? Şimdi çünkü Çin'den veriler geldi. Enflasyon verileri ve orada deflasyonun devam ettiği. Çünkü -0.2 geldi veri. Evet. Asya borsaları da bu arada pozitifte baktığımızda. Yani risk iştahı dengeli gidiyor. Dip bölgelerden bir toparlanma var. İşte tahvil piyasaları oldukça geriyordu piyasaları. 5 seviyesi stresli bir bölgeydi. O bölgelerde biraz tedirgin olmak lazım. O bölgelerden uzaklaşınca piyasalar biraz daha rahatladığını görüyoruz. 3 aydır aşağı yönlü giden bir piyasa vardı. Temmuz başından bu yana tahvil faizlerinin 100 bas puanına yakın yukarı gitmesi piyasaları aşağı yönlü baskılamıştı. Sonunda işte son bir haftadır özellikle de Powell'ın açıklamaları sonrasında, Fed'in tutumu sonrasında bir 50 bas puanını geri aldık tahvil piyasasında. Bu önemli bir süreç ama bu ne kadar daha devam eder? Daha önce de buna benzer ara dönemler yaşamıştık. Geçtiğimiz senede hatırlarsan Ekim'den Kasım'a geçerken ki dönemde de buna benzer bir hikaye olmuştu. 9 aylıklar tamamlıkla bittikten sonra artık son çeyrekle birlikte söylemlerin değişmesi gerektiği, işte pivot Fed söylemleri, işte o dönemde IMF Başkanı, Dünya Bankası Başkanları çıkıp Fed'in çok agresif olduğu takdirde diğer ülkelerde daha büyük kırılganlara sebebiyet verebilir. O noktadan sonra Mart ayına doğru bir Fed'in dönüşümü yapacağı beklentisi olmuştu ve piyasa bunu satın almaya çalışmıştı. Yani şimdi de yine buna benzer hikayelerin olduğu bir bölge. O zaman biz 3.30'lara kadar düşen bir tahvil piyasası fiyatlaması görmüştük. Yani 4.30'lardan 3.30'lara kadar gelen bir 100 bas puanlık geri çekilmeyle karşı karşıya kalmıştık. Bu da oldukça önemli bir geri çekilmeydi. Ondan sonra işte her şey iyileşecek mi falan derken enflasyonla ilgili ve jeopolitik risklerle ilgili gelişmeler buradaki süreçleri biraz daha farklı boyuta evirdi. Fed'in söylemleri enflasyonla ilgili daha kalıcı tavırlar sergilemesi, işte Haziran'da şapkadan tavşan çıkartıp 2 faiz artım daha yapabilirim demesiyle birlikte bütün algı değişmiş ve daha sonrasında da o bırak 100 puanı geri verip o 100 puanı geri alıp bir de üzerine 50 bas puan, 60 bas puan daha koydu. Yani 160 bas puanlık bir etki yaratarak 5'e getirmişti faizleri. Şimdi yine buna benzer bir ara düzeltme içinde miyiz, değil miyiz? Esas mesele bu. Kalıcı olması lazım. Tamamen yönün dönüp dönmediği önemli. Şimdi bakıyorsun FED üyelerinin son dönemde söylemlerinin içinde hep tahvil piyasası dillendirmeye başlamış. Sözlü yönlendirme. Sözlü yönlendirme. Özellikle de tahvillerin yani faiz artışlarını ikame edebileceğine yönelik bir yönlendirme. Şimdi bunu oluştu. Siz ortaya söylediniz. Bir anda baktık tahvil faizler aşağı gelmeye başladı. Ne oldu? Senin sıkılaştırma diye vurguladığın şeydi. O zaman faiz indirimleri fiyatlamaya başlayan bir tahvil piyasası, ikinci el tahvil piyasası oluşmuş oldu. Oradaki sıkılaştırma görevini bir anda ortadan kaldırmış oldunuz. Şimdi bu hakikaten sorgulanması gereken unsur. Şimdi burada 4.35'lere kadar gelme potansiyeli olabilir, 4.35-4.40 bandına kadar. Esas mesele o bölgenin ötesine geçip geçememesi. Esas hikaye oradan sonra tetiklenecek. Böyle bir olgu oluşur ise o zaman Fed'in atacağı adımlar ne olacak esas mesele? O zaman sıkılaştırma orada tahvil piyasasında gerçekleşmiyor. Piyasa ile Fed arasındaki uyum ters yöne ayrıldığında Fed burada tekrardan bir sahne alıp arkada tuttuğu yapmadığı 25 bas puanı masaya getirir mi olgusu oluşmaya başlar. Olası bir enflasyonda yukarı doğru bir hareketin tetiklenmesi. Evet. Bu arada tabii onu desteklemeyen unsurlar var. Enflasyonla ilgili son dönemlerde işte petrol fiyatlarındaki aşağı geliş kısa vadede burada 70-80 dolar bandında oturma ihtimali oluşur ise bence böyle bir olgu ortadan kalkar. Ama önümüzdeki yıla yönelik dünya ekonomisindeki beklentilerin biraz daha zayıflamaya devam ettiğini görüyoruz. Bu da tabii ki petrol fiyatları üzerine bir diğer unsur. Ama öte yandan da bakıyoruz ki OPEC Plus bu petrol fiyatlarının çok da düşük kalmasını istemiyor. Onların arzusu 85-95 dolar arasında bir bölge hatta taşması 100 dolara doğru olacak bir hareketi arzulan nitelikte. O noktada da sürekli olarak bir arz talep dengesinde kendi taraflarında arzı kısıtlayarak hareket ettiklerini görüyoruz. O noktada yine bir adım atacaklar mı?
Bundan sonraki süreçte eğer 70 dolarlı bir fiyatlamalarda kalır ise petrol fiyatları, ben yine bir adım gelmesini beklerim o taraftan. Öyle bir olguya da işte alternatif pazarlar oluşturmaya çalışılıyor. İşte en son Orta Doğu'daki kriz patlak verince Venezuela'nın yaptırımlarının gevşetildiğini görmüştük. Tekrardan petrol piyasasına kazandırılmaya çalışıldığını gördük. Bunlar önemli. Yine sabah saatlerine baktığımızda haber başlıklarında Birleşmiş Milletler'den Guterres'ten açıklaması vardı. O da tahıl koridorunun tekrardan açılması için çabaların devam ettiğini. Sonuçta iki tane önemli yumuşak karnımız var biliyorsun enflasyon tarafında. Bir tanesi petrol fiyatları, ötekisi gıda fiyatları. O tarafa yönelik girişimler de devam ediyor. Burada da özellikle de emtia tarafındaki fiyatlamaları baskılayarak enflasyonda kazanımları korumaya çalışacaklarmış gibi duruyor. Eğer o sürdüğü sürece merkez bankaların eli rahattır. Ama yukarı banta doğru tetiklendiği zaman o zaman risk unsuru olarak masaya gelir. O nedenle şu an için biraz daha rahat bir dönemin içine girmiş gibi gözüküyor piyasalar. Şimdi sen Fed yetkililerinin açıklamalarından bahsetmişken arka arkaya açıklamalar geliyor Fed yetkililerinden. Bu arada bugün Türkiye saatiyle 22'de Powell'ın konuşacağını hatırlatmış olalım. Evet. Aynı zamanda ECB'den 6 yetkili, Fed'den de 4 yetkilinin bugün konuşmalarını takip edeceğiz. Şimdi arka arkaya ben birkaç tanesini dünden gelenleri sıralamış oldum. İletişim güzel de bu kadar da iletişim de olur mu bilmiyorum yani. Çok fazla geldi. Çok bu hafta çok bir yoğunluk var. Günlere dağıtsalar aynı gün değil de yani haftanın günlerine dağıtsalar bence daha sağlıklı. Çünkü birisini söyledi ötekisini örtüşmeyebiliyor, çelişebiliyor. Evet. Bir de konsantrasyon dağıldığı zaman hangisinin ne söylediği tam olarak orada. Ama atıyorum her güne birer tane açıklama gelse bence daha sağlıklı olur gibi geliyor. Ben bunu yazacağım Fed'e. Bence yazmak lazım. Düşünmüşlerdir muhakkak da. Muhakkak düşünmüşlerdir bu benim işte iş güzeldi. İş güzeldi. Bunu ben yayından çıkınca Fed Relations'a yazacağım basın. Şimdi şöyle, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker diyor ki faiz oranlarını sabit tutmaya devam etmekten yanaymış. Senin dediklerin geliyor şimdi. Yani farklı görüşler. Ondan sonra Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, belirsizlik agresif bir politika tepkisini gerektirebilir diyor. Hı hı. Bu yani aynen dediğin gibi çelişti. Ve New York Fed Başkanı John Williams uzun vadeli politika yapma biçimini geliştirme konusunda büyük adımlar attık. Ancak Fed'in artık hem şeffaflık hem de politikayı daha uzun vadeli bir strateji olarak düşünme konusunda büyük bir dönüşüm geçirdiğini söylemiş. Böyle bir değişim dönüşüm var mı sence? Yani kafalarda belki şu anda var ama uygulamada bir değişim var mı? Onu net şekilde görmüyoruz. Belki işte 12. aydaki yapılacak olan toplantıdaki dot plot'ta orada bir değişimle ilgili bir şeyler bize gelecek mi? İleriye yönelik o önemli olacak. Değişim kelimelerinin gelmesi aslında belki önemli. Çünkü aslında değişimin arkasında belki hedefte alınan %2'lik enflasyon var ya. Belki o belki rafa kalkma durumu söz konusu olabilir. Şimdiden yavaş yavaş belki yolu yapılmaya, altlık oluşturulmaya başlanabilir. Dikkat etmek lazım. Zaten dünya genelinde de bakıldığı zaman artık yüksek enflasyonist dönemlerin daha kalıcı olma ihtimalinin gündemde olduğu bir süreçteyiz. Jeopolitik riskler her zaman masada kalmaya devam ediyor. İşte iki tane yumuşak karın vardı. İşte herkes Tayvan tarafını beklerken bir anda Orta Doğu'da başka bir hikaye patlak verdiğini gördük. Tayvan tarafında da yine bir gelişme var bugün. İngiltere ile Tayvan arasında da bir ticaret anlaşması yapıldığını belirtelim. Oradaki müttefikleri sayısını arttırmaya çalışıyor Tayvan diyebiliriz. Evet. Peki şimdi ben arkadaşlardan rica edeceğim. Şimdi birkaç tane haber var. Onların da bir üstünden geçelim. Öncelikle notlarıma hemen bakıyorum. Gazete haberlerinden, nasıl bir ekonomi gazetesinden. Gerilim normal oldu Mehmet Şimşek'in Türk-Arap Forumu'nda yaptığı konuşmadan. Dün sabah vardı evet. Aynen. Mevcut süper güç ABD ile yükselen güç olan Çin arasındaki rekabetin ticarette parçalanmaya, korumacılığa, jeopolitik gerilimlere neden olduğunu belirtiyor. Ve de bu dönemde daha fazla bölgesel entegrasyona gidilmesinin önemine de dikkat çekmiş. Küreseldeki ekonomik gerilim artık normalimiz oldu diyor. Evet. Yani hakikaten bu da işte tansiyon yüksekliği de, yani işte zaten biz kendi bölgemizde bir tansiyon yüksekliği de yaşıyorduk. Bu global çapa evrilmiş vaziyette. İşte son 15 senede yaşanan birçok gelişmenin yan etkilerinin ortaya çıkışı gibi gözüktüğünü belirtelim. Bu süreç daha devam edecek. Şimdi baktığımız zaman pandemi hakikaten önemli bir dönüm noktası oldu. Pandeminin bir şekilde bir faturası bu Çin'e çıkartılmaya çalışılıyormuş gibi gözüküyor.
O faturayı da Çin yavaş yavaş ödemeye başladığını evet, görüyoruz. Çin demişken bir şey daha söyleyeceğim sana. Ve işte alternatif pazarlar oluşturularak işte diğer üretim üstlerine kaydırma çabası var. Çin tarafında işte yabancı yatırımcının çıkışlarında hala evet. sürdüğünü görüyoruz. Evet. Şimdi Çin demişken Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook. Ya gülüyorum çünkü hakikaten 5-6 tane var dediğin gibi aynı günse. Yetişemiyorsun ki bir yerden sonra yani hangisi hangisini kale alacağız onu da bilmiyoruz. Onu da sorayım ben. FED'e soru olarak soru setimde bunu da kullanacağım. FED Yönetim Kurulu Lisa Cook, üyesi Lisa Cook, jeopolitik gerilim Avrupa ve Çin'de büyümeyi kötüleştirebilir. Dünya genelinde jeopolitik gerilimlerin artmasıyla Avrupa ve Çin'de zaten düşük olan büyüme daha da kötüleşebilir ve bunun Amerikan ekonomisinin gidişatını da değiştirebileceğini söylemiş. Bank of America'nın CEO'sundan da bir açıklama var. Amerikan ekonomisi yumuşak inişe doğru gidiyor diyor. Tüketim harcamaları ve ticari borçlanma yavaşlasa bile resesyondan kaçınılan yumuşak bir iniş bekliyor Amerika Birleşik Devletleri'ni diyor Bank of America CEO'su. Ve tüketici harcamalarının Ekim ayında bankada 4 ila 4,5'a yavaşladığını, bunun bu yılın başlarında görülen hızın yaklaşık yarısı olduğunu ve ticari müşterilerin de fazla borçlanmadığını söylemiş. Bir tane görüş daha var. Bugünkü yine haberlerde ona çıkan Goldman Sachs'ın baş ekonomisti. Evet. Jan Hatzius resesyondan endişeli değil diyor haberde. CNBC'ye konuşmuş. En büyük olumsuz etki zaten geride kaldı diyor. Evet, son 20 ayda yapılan faiz artımlarının etkisinin yavaş yavaş ekonomide soğumaya sebebiyet verdiğini, en kötünün geride kaldığına yönelik bir açıklamasını yaptığını söylemek mümkün. Enflasyonun göreceli olarak yavaş yavaş tedirici olarak indiğini, bu iniş sırasında da ekonomiye çok büyük bir zarar vermeden bunda başarıldığını belirtiyor. İndi dediğimiz yer işte iki hedefinin hala iki katı seviyesinde olduğumuzu hatırlayalım. 3.7'ler civarındayız. Çekirdek tarafta da 4'ler civarındaki rakamlar devam ettiğini görüyoruz. Hala aslında orada alınması gereken yol var. İşte yavaş yavaş piyasalar bu enflasyonla yaşamayı normalleştirmeye başlıyorlar farkındaysan. Yani baktığın zaman yumuşak inişler, düşüncesel değişimler, beklentilerin değişmesi. Bunların hepsi 2024'ün konusu olacakmış gibi gözüküyor. Sonuçta yatırım bankaları, ikisi de Bank of America'da, Goldman Sachs'ta baktığın zaman önemli yatırım bankası tarafı da var Bank of America'nın. Aynı zamanda Goldman zaten tamamıyla bunun yönde hareket ediyor. Hisse senetleri piyasasındaki son bir yıllık yaşanan hareket, yani son 3 aydır piyasanın bozulduğunu görmüştük. Yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi tekrardan biraz iyimserlik pompalanmaya çalışıldığını söylemek mümkün. Şükürler olsun ki faizler aşağı doğru biraz kaydı. Kaymasaydı daha tedirgin günlerden geçiyor olacaktık. Bu Ukrayna-Rusya savaşı tarafında tansiyon düşürme çabası, hatta geçtiğimiz günlerde haber başlıklarına vardı hatırlarsan, Avrupa Birliği ve aynı zamanda Amerika, Ukrayna ile Rusya ile artık bir uzlaşmaya doğru gidilmesi gerektiğine yönelik telkinlere başladığı şekilde açıklamalar vardı. Orayı biraz sakinleştirme çabası. İşte Orta Doğu'daki bir tansiyon yükselmesi var. Burada sürekli bir mekik diplomasi var. Dünkü Blinken'ın açıklamaları tarafına baktığın zaman bir Filistin devletinin varlığının korunması, Gazze'yi Hamas'ın yönetmeyeceği bir şekilde bir toprak bütünlüğünün korunacak şekilde bir yapının oluşturulması, Filistin devletinin korunması şeklinde açıklamaların olmasını da ben önemsiyorum. Buradaki süreç nasıl şekillenecek hakikaten merakla bekliyoruz. Eğer iki tarafta da bir sakinleme olur ise o zaman 2024 piyasalar için daha rahat bir yıl olma potansiyeli içerecekmiş gibi duruyor. Ama yok, buradaki tansiyonlar yükseldi, daha böyle geniş bir yelpaze yayılma stratejisine gider ve emtia fiyatları üzerine bir baskı unsuru oluşturmaya başlarsa tekrardan, o takdirde farklı hikayeler konuşmaya başlarız. Şu an için biraz sular durulmuş, biraz daha kulaklar bu tür gelişmelere tıkanmış vaziyette gibi gözüküyor. Evet. Şimdi bir haber daha var. Onu da yansıtmalarını rica edeceğim. Burada da yorumunu alacağım. Hazinenin sukuk ihracına 3 kat talep geldi. Toplam ihraç tutarı 2,5 milyar dolar. 5 yıl vadeli sukuk ihracı. Ve de burada ağırlıklı katılımcılar Orta Doğu'danmış. Hazine 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından 10 milyar dolar tutarında finansman sağladı. İhracı Emirates, Capital, HSBC, Kuwait Finance House ve QNB Capital yönetti diye de bir not var.
Yani bizim %45'i, şunu da söyleyeyim, %45'i Orta Doğu, %24'ü Birleşik Krallık, %18'i Amerika Birleşik Devletleri ve %7'si de diğer Avrupa ülkeleri, 4'ü Türkiye, %2'si de Asya'ya satılmıştır diye de açıklama yapılmış. Yani baktığın zaman rakamın %4'ü sadece Türkiye'den alınmış. Yurt dışından gelmesi bir kaynak girişidir. Bu sevindirici, yani iç kaynaklara değil dışarıdan bir para enjeksiyonu gibi okumak lazım. Olumlu. Tabii kira sertifikası oranlarına baktığınız zaman getiri oranı %8,5 gibi bir rakam olduğunu belirtelim. Artı 394 bas puan daha var. Koyduğunuz zaman üzerine yaklaşık 12,5'a yakın bir faiz oranı yapıyor. Bu da pek azımsanmayacak bir rakam olmadığını da hatırlatalım. Evet. Peki şimdi bugünün gündeminde sabah baktığımızda bir, faizler 10 yıllık 4.50'nin altına geldi. Evet. 2, altın geriliyor. 3, petrol 80 doların altında. Şimdi altın ve petrol tarafı son jeopolitik risklerle beraber sert bir hareket yapmıştı. Arkası buradaki gelişmeler, acaba Orta Doğu bölgesinde daha geniş çaplı bir hareket olabilir mi? İşte olayın içine başka ülkelerde karışabilir mi? Bunun yansıması ne olur endişesiyle hızlı bir fiyatlamaya gitmişti. Orada biraz yumuşama sinyalleri, oradaki tansiyon düşünce fiyatlamaları aşağı çekti. Altın işte 1810 dolarlardan 2010 dolara, yani 200 dolarlık bir hareket yaptı bu tepkiyle beraber. Oldukça sağlam bir hareketti. Ama çok hızlı koşmasını getirmiş olduğu yorgunluk vardı. Şimdi onu sindirmesini yapıyor. Normal. 1930-1940 bandı orada geri çekilmede önemli bir eşik bölge. Oralar dengelenme noktası gibi. Teknik açıdan aşırılığın nötrlendiği, biraz daha tekrardan ılımlı seyre dönme, tekrardan hedefli 2000 dolarlara çevirme ihtimali gündeme gelebilir. Ama orada tabii bunu destekleyen bir unsur var. Yani yukarı doğru gitmesini destekleyen unsur, faizin aşağı gelmesi önemli bir katkıdır. Aslında altın fiyatları üzerine pozitif etkisi yapması lazım. Ama iki gündürki satışın sebebi birazcık da teknik düzeltmenin ihtiyacıydı. Bunun yansıması olarak okuyorum ben. Eğer 4.30-4.35'ler seviyesinde kalıcı bir hareketin tetiklenmesi olursa, tahvil faizleri adına konuşuyorum, oralarda kalıcılık devam eden böyle 4.30-4.50 bandı içinde bir bölge oturursa, altında biz tekrardan 2000 dolarlı rakamları telaffuz etme yönünde hareket edecek bir piyasaya işaret eder. Petrol tarafını demin bahsettik. Oradaki yeni aktörlerin, yeni oyuncuların katılması ve ekonomilerdeki biraz daha soğuma beklentileri arz talep dengesindeki bozulmaya sebebiyet verdiğini hatırlatalım. Bunda yansıması. Şimdi bugünün sabah gündeminde, hı hı, baktığımız zaman Bitcoin 36 bini aştı. Evet. Önemli bir gelişme baktığımız zaman. Şimdi buradan ben notlarda bakıyorum sabahki aracı kurum notlarında. Hı hı. 36 bin haftalık kapanış, 36 bin dolar seviyesinin üzerinde olursa, evet, ilk soluk 42.100, devamında 48.400 olarak görüyoruz teknik açıdan diyor Kıbrıs İktisat Bankası'nın raporu şu anda bu bahsettiğim. Hı hı. Ki genellikle bu raporu beğenerek takip ediyorum. Evet. Aynen öyle. Şimdi senin nedir fikrin? Sence hani olumlu bir seyir mi var orada? Grafiği de belki yansıtırsa arkadaşlarımız hemen yorumlamaya çalışayım grafiği de elimden geldiğince. Ciddi bir sıkışmanın içindeydi. Geçtiğimiz sene bir sürü olumsuz, evet, hikayeler yaşadı. Kaya alabilirsek arkadaşlar. En büyük aracı kurum falan battı. Bütün hikayelerin yaşandığı, işte bütün regülasyonlarda bir sürü sıkıştırmalardı gibi, aracı kurumların sıkıştırmasından bir sürü kendini yaşandığı bir süreçti. Bütün kötü fiyatlamaların içine girdi. Sonra bir bant içine girdi. Bu bant içindeki hareket 25.000-31.000 bandı içinde sıkıştı. Bu ETF başvuruları, büyük yatırımcıların buraya ilgi göstermesi gibi gelişmeler, ETF'in onaylanacağına yönelik haber başlığı bize 30.800'ü kırdırınca hareketin agresifleştiğini gösterdi. Buradaki grafik bir haftalık grafiktir. Şu anda önemli bir eşik bölgesine gelmiş vaziyetteyiz. Hedef bölge olarak koyduğumuz yerlerden birisi. 36.500-37.000 bandını ben hedefliyordum. Oraya geldik, dayandık. Şimdi burada yataydan gelen bir direncimiz var şu bölgede. Ama bu direnç böyle çok kuvvetli bir direnç mi? Çok kuvvetli bir direnç olarak okumam. Buradaki projeksiyon çalışması açısından baktığımız zaman hedef olarak karşımıza bizim, çünkü buradaki fibolar oldukça sağlıklı çalışmış vaziyette, farkındaysan aralıkları iyi koymuş. Şimdi bundan sonraki süreçte hedef 40.400'e kadar gitme potansiyelini işaret ediyor. Eğer biz 37.000 sınırını aşabilirsek, bir yukarıya doğru bir 3.000 dolarlık daha marjı olduğunu belirtelim. Daha sonrasında bu bölgeyi doldurma ihtimali olabilir. Ama 37.000'i ben kısa vadede bir direnç bölgesi olarak okumak gerektiğini düşünen taraftayım.
Evet. Şimdi süremiz yani Borsa İstanbul'da maalesef sıkıntılı. Aynen öyle. Borsa İstanbul'da dün pozitif olarak kapattık ama orada bankacılık endeksinde en çok gerileyen endeks oldu. İki gündür bankacılık tarafı %2'nin üzerinde bir kayıp vardı. Sen neye bağlıyorsun? Bankacılık tarafındaki satışı ben şuna bağlıyorum. Net şekilde hatırlarsan Mehmet Şimşek'in enflasyon muhasebesiyle evet. ilgili bir uygulaması vardı. Bu enflasyon muhasebesi uygulamasında bankaların bu işten muaf tutulma durumu söz konusu olabilir söylemleri vardı. Bu söylem ister istemez bankaların öz sermaye kârlılıkları noktasında negatif tarafa geçmesine ve daha fazla vergi ödemesiyle sonuçlanacak bir süreci getiriyor. Çünkü siz eğer enflasyon hormonlu bir sonuçta dönemden geçiyorsunuz, bu kârlar üzerinde bir şişkinlik yaratıyor. Reel tarafta bir getiri var mı yok mu bunu ölçtürmeye çalıştığınız zaman enflasyondan arındığınızda yüksek kârlar varmış gibi gözükse de reel tarafta aslında daha minimal bir kârlar var. Siz hormonlu taraftan enflasyon muhasebesi uygulamayıp vergi ödediğiniz zaman daha yüksek bir vergi ödeyeceksiniz. Bu tabii ki yüksek karlı firmalar olarak gözüken tarafta olan kurumlar, bankalar. Bu da negatif etki yarattı diye düşünüyorum. Dün bununla ilgili Bloomberg'de bir haber vardı. Orada Reuters'ta da varmış. Reuters'ta da vardı. Bakanlık nezdinde bu konu üzerinde görüşmeler yürütüldüğü haberi. Bankalar özellikle bu noktada girişimlerde bulunur. Enflasyon muhasebesini bizi muaf tutmayın şeklinde. Oradaki gelişmeler tabii ki önemli olacaktır. Eğer enflasyon muhasebesi standart tarafında pozitif gelişme gelirse bankacılık tarafı da bir hareket midir? Bankacılık tarafının bu kadar satış yemeseydi eğer %2'nin üzerinde satışlar yedirmiş vaziyette. Normal koşullarda bizim endeksin diğer sektörlerdeki pozitif etkiyle beraber belki 8000'in üzerinde bir fiyatlamayla karşı karşıya kalmamız gerekirdi. Ama bankacılık tarafı burayı baskılamış vaziyette olduğunu belirttim. Dün bir de işte biliyorsun Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir hukuki çatışmanın olduğu yönünde haber başlıkları oluşmuştu. Bu da piyasa üzerine biraz negatif etki yarattığını söylemek mümkün. Ama çok kalıcı bir yani seans saatleri içinde geldi bir satış yaptı sonrasında bir toparlanma içine girdi piyasa. Yurt dışında da işlem gören Türk ETF'ine baktığımız zaman fiyatlamalarından değerlendirdiğimizde çok büyük bir etkisi olmamış, nötr kapatmış, pozitif tarafta minimal de olsa kapattığını görüyoruz. O fiyatlamaları ben, o gelişmeyi birazcık da yeni anayasa değişikliğinin ön çalışmaları gibi okuduğumu belirteyim. Yavaş yavaş önümüzdeki günlerde anayasa değişikliği noktasında daha çok konuşmalar olacağını, gündemin artık bu işgal edecek ana konunun seçimlere kadarki süreç belki biraz daha şey olsa da, düşük perdede olsa da ama seçimden sonrasında en kötü ihtimalle ciddi bir anayasa değişikliği gündemiyle karşı karşıya kalacağımızı belirtelim. Grafiğe senin dönersek hemen, aynen öyle hemen grafiğe de bakarsak hatırlarsan dün şundan bahsediyorduk. Bizim için kritik eşik 7937 demiştik. Dün gördüğümüz yer 7938 en yüksek. O seviyeden bir realizasyon geldi bu haber başlıkları ve bankacılık sektörüne gelen satışlarla. Baktığımız zaman bir bant içine girdik. Aşağıda 7785, yukarıda 7937 bu bandın içini koruyoruz. Ortalamalar yavaş yavaş yukarı geliyor. Bizim için kritik eşik bu 7785 şu aralık var ya, bu aralığı yatırımcının takip etmesi lazım. 7785-7825 aralığı. Bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok ama biz iki tur denedik bu yukarı hareketi. İkisinde başarılı olduk. Üçüncü denemede de başarılı olamazsak bugün bilançoların son günü. Beklentiler bitti hikayesi de satın alınabilir. O nedenle dikkat etmek lazım. Artık karar günlerine yaklaştık. Ya tamam mı devam mı noktasına gelmiş gibiyiz. 7940'ın üzerindeki fiyatlamalar bize yukarıda 8085'ler, 8190'ları getirme potansiyelini içerir. Ama yok bu 7940 denemeleri başarısız oluyor ve ortalamaları aşağı doğru zorlamaya başlıyoruz diye düşünürsek o zaman şu bandın içine girme ihtimali var. O zaman da 7690-7785 bandı tekrardan potaya girmeye başlar diyebilirim. Evet, şimdi peki ne bekliyorsun bugün nasıl açılırız sence? Yani işte bugün böyle bir yukarı doğru bir deneme olsa da işte bundan sonraki süreç bilançolar gelmeye devam ediyor. Bahsettiğim gibi şu aralıktaki piyasa göstereceği karakter önemli. Burası biraz kararsızlık bölgesi. Bu kadar ortalamaların arasına sıkışmış olmak piyasa ne yapacağını tam olarak bilemiyor. Açıldıktan sonra bu yukarı doğru denemeler başarısız oluyorsa o zaman biraz daha temkinli tarafa geçmekte fayda var. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz Cenk. Çünkü süremiz bitti. Evet. Tamam. Evet. O nedenle efendim bugünlük bizden bu kadar diyoruz Cenk Akyoldaş'la birlikte. Ve birazdan araştırma birimimizden sevgili Büşra Bingöl'e gidiyoruz notlarını almak için.
9 Kasım Perşembe gününden herkese mutlu sabahlar. Küresel taraftan açıklamaların yoğun geçtiği bir hafta içerisindeyiz. İlk öncelikle Asya tarafından önemli açıklamaları takip ettik. Japonya Merkez Bankası'ndan Suzuki yaptığı açıklamada Japonya'da enflasyona göre ayarlanmış reel ücretlerin pozitif hale gelmesi için gelecek yılın Haziran ayını kritik bir zamanlama olarak görüyoruz ifadesinde bulundu. Ayrıca Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda ise yaptığı konuşmada ücret artışını desteklemek adına kolaylıklara devam edeceğiz. Uzun vadede enflasyona göre ayarlanmış reel ücretleri yükseltmek adına ise iş gücü verimliliğini artırmak çok önemlidir ifadelerinde bulundu. Avrupa Merkez Bankası'ndansa Lehne'nin yaptığı açıklamalar ön plandaydı dün akşamda. Enflasyonun %2,9 olması bizi çok rahatlatmamalı. Enflasyonun ana hatları konusunda bazı ilerlemeler görüyoruz. Ancak bu durum yeterli değil değerlendirmesinde bulundu. Yine Avrupa tarafından Maklouf'ta yaptığı konuşmada ekonomi ve finansal sistem merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişikliklerine uyum sağlamaya devam ediyor. Parasal sıkılaştırmanın büyük bir kısmı henüz geçmedi. Bazı riskler azalırken yeni riskler de ortaya çıkıyor. Daha fazlasını yapmamız konusunda ihtimaller de bu durumda azalıyor açıklamalarında bulundu. Avrupa tarafından son olarak Wunsch yaptığı açıklamada kısa vadede yumuşak bir iniş için hazırlanıyoruz. Enflasyon hızla düşüyor. Riskler daha yüksek enflasyona doğru eğilimli. Büyüme riskleri ise aşağı yönlü ifadelerinde bulundu. Bu da gündemde oldukça dikkat çeken ifadeler arasındaydı. Tabii Avrupa tarafından gelen bu önemli açıklamalar yapılırken veri yakışı tarafında da Euro bölgesi perakende satış rakamlarını karşıladık dün gün içerisinde. Verideki düşüş Eylül ayında da devam etti. Aylık bazda -%0,3 azalırken yıllık bazlı perakende satışlarsa -%2,9 azalış gösterdi. Bu noktada verinin azalış yönünde gerçekleşmesini teknik açıdan enflasyondaki düşüş ivmesine destek sağlayabileceği yönünde yorumlamak oldukça mümkün. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii ki hem hafta başlangıcında hem de giriş konuşmamızda belirttiğimiz gibi küresel taraftan gelen açıklamalar haliyle yoğun geçiyor. Tabii bunlar da piyasa üzerinde oldukça etkileyici faktörler olarak ön plana çıkıyor. Bir diğer açıklamada İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey tarafından geldi. Bir sonraki enflasyon değerlendirmesinin biraz daha düşük olmasını bekliyoruz. Temel mesaj yukarı yönlü riskler olsa dahi politikanın uzun bir süre daha kısıtlayıcı olması gerektiğine inandığımızdır. Faizleri düşürmekten bahsetmek için gerçekten fazlasıyla erken bir süreçteyiz. Tahminlerimiz 2 yıllık bir süre içinde %2 hedefine geri döneceğimizi gösteriyor. Bunun gerçekleşeceği konusunda ben oldukça iyimserim açıklamalarında bulundu. Ve günlerdir beklenen Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da dün gerçekleşti. Kendisinin Fed Yönetim Kurulu Araştırma ve İstatistik Bölümünün 100. yıl kutlamasına yaptığı konuşmada ekonomik tahminlerde çeyrekliğe duyulan ihtiyacı vurguladı çevikliğe ve finansal krizler veya salgın hastalıklar gibi öngörülemeyen küresel olayların genellikle beklenmedik ekonomik sonuçları yol açtığında altını önemli çizdi. Ancak belirtelim ki Powell konuşması sırasında para politikası veya gelecekteki ekonomik görünümler hakkında yorum yapmaktan da fazlasıyla kaçındı. Bir diğer taraftan gündem tarafındaki öne çıkan veriler arasındaysa Almanya'da Ekim ayına ait enflasyon oranında herhangi bir değişiklik yaşanmadığını belirtelim. Bir önceki yılın aynı dönemine göre beklenildiği üzere %3,8 artış gerçekleşti. Hatırlatalım ki bir önceki verilerde aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %4,3 artış kaydedilmişti. Küresel taraftan gelen kritik açıklamalar boyutu bu şekildeyken yurt içerisinde de 2023 yılına ait 3. çeyrek finansal sonuçlarının açıklama tarihinin bugün son olduğunu dün de söylemiştik. Son iki gündür dikkat çeken hisseler arasındaysa Vestel Elektronik oldu. 5 çeyrek üst üste açıklanan zararların ardından içinde bulunduğumuz 3. çeyrekte 1,1 milyar TL net kar açıkladı. Şirket 2022 yılının 3. çeyreğinde 301 milyon TL, aynı yılın 2. çeyreğinde ise 616 milyon TL net zarar açıklamıştı. Beklenenden kuvvetli operasyonel bu karlılık seviyesinde ve sayesinde tahmin edilen çoğu kar beklentilerini şirket grubu aştı diyebiliriz. Bu dönemde net satışlar tarafı ise %69 oranında artış kaydederek 24,4 milyar TL olmuş oldu ve piyasa beklentisi olan 24,6 milyara paralel bir gerçekleşme kaydetti. Böylece Türkiye'deki güçlü talep hem ev aletleri
sektöründe hem de tüketici elektroniğinde büyümeyi desteklemeye devam etti. Ancak tabii belirtelim ki Avrupa pazarındaki zayıflık ise hala devam ediyor. Bu çeyrekte hem ev aletleri hem de tüketici elektronik segmentleri yıllık bazda %69 ciro büyümesine ulaştılar. Böylece tüm bu doğrultuda geçen çeyreğe benzer şekilde ev aletleri segmentinin büyümesi Vestel beyaz eşya ciro büyümesinin üzerinde gerçekleşti. Son günlerde öne çıkan bir diğer şirket finansal tarafı ise BİM Birleşik Mağazaları oldu. Şirket grubu yıllık bazda %117, çeyreklik bazda ise %35 artışla 3,8 milyar TL net kar açıkladı. Güçlü operasyonel performans sayesinde piyasa beklentisi olan 3,1 milyarın üzerinde gerçekleşti. Bu durumda kümülatif yani 9 aylık net karı ise yıllık bazda %68 artışla 8 milyar olmuş oldu. Bu rakamlara istinaden şirket grubu için artan enflasyon sayesinde büyüme hızlandı diyebiliriz. Bu yorumu da yapabiliriz. Dün gece gelen bilançolar arasında ise hava taşımacılığında ön plana çıkan şirketler arasında olan Pegasus'un finansal tablolarını inceledik ve gelen sonuç itibariyle şirketin net karı 3. çeyrekte 253 milyon euro olarak gerçekleşti. Bunun da kısaca bilgisini vermiş olalım. Küresel taraftaki gelen veriler ve açıklamalar yanı sıra öne çıkan bilançolar da bu şekildeyken bugün de gün içerisinde 14.30'da yurt içerisinde haftalık yabancı portföy hareketleri ve haftalık para ve banka istatistikleri rakamlarını karşılıyor olacağız. Şimdilik ise araştırma tarafından aktaracaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlı, mutlu bir gün geçirmesini dilerim. Sağlıkla ve sevgiyle kalın, hoşça kalın. Efendim, beklenti raporunda bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte, saat 8.45'te Cenk Akyol'la birlikte piyasalardaki gelişmeleri size yorumluyor olacağız. Ve ben şimdi sıramı Perihan Tantuğ'a bırakıyorum. Takas İstanbul beklenti raporunu sundu.